Tarık Toros'un neyin mesajı başlığını verdiği yazısını paylaşıyoruz. Ömrüm vefa ederse, sanık ve tanık ifadeleriyle Ergenekon kitabı yazmak istiyorum. Şu anda rüzgar öyle sert esiyor ki ne böyle bir kitabı çıkarmaya ne de kimseye okutmaya tahammül var. Fakat bu yazılacak eminim. Bugün gazeteciler ve bazı yazar büyüklerim bilinçli bilinçsiz, üretilmiş deliller, sahte CD'ler, gizli tanıklar, bazı zayıf kanıtlar ve mağduriyetler üzerinden olayı fena halde sulandırdılar. Ergenekon'la Balyoz'u Poyraz Köyü harmanladılar. Oda TV ile zihinler karıştı. Hadise şike sosuna sokulup çıkarıldı. Askeri casusluk, atabeyler vesaire derken yıllar süren soruşturmalar, sanıkların reddetmeyip kabul ettiği kanıtlar, iddianameler ve yargı süreci adeta çöpe atıldı. Oysa 5 yıla yayılan davada yığınla tanık ve sanık ifadeleriyle büyük resmi ortaya koydu. İddianameye ve polis fezlekesine yapılan atıflar ve ilave bulgularla darbe soruşturması büyük ölçüde aydınlandı. Mahkemeler bunlara bakıp karar verdi. Yargıtay da onadı. Şimdi çöktü deniyor. Çok iyi biliyorlar ki devlette hiçbir belge kaybolmaz. Gün gelir yine kişinin önüne konur. 17-25 Aralık gibi. Failleri yüzleşecek bunlarla yine. Toplum da hayal kırıklığı içinde aydınlanacak. Unutmadan. Arada Seferberlik Tetkik Kurulu da itinayla kapatıldı. Oysa namı diğer kozmik odada yapılan arama ve ele geçen kanıtlar var. Cumhuriyet tarihine uzanan derin olayların perde arkası, faillerinin irtibatları ve dahası. Hepsi ama hepsi itibarsızlaştırıldı, değersizleştirildi, kumpaslaştırıldı. Üzerine gidilse sistem çökecek, hepsi altında kalacaktı. Onun için geçen gün Ertuğrul Özkök'ün zamanın da kozmik odasına girildi mi başlığı sıradan bir başlık değildir. Boşuna değildi bu başlık. Bir gazetenin bilgisayarlarında ve arşivinde haberden, fotoğraflardan ve eski sayılardan başka ne olur ki? Zaten bir şey bulmak için de girilmedi. Kozmik mesaj verildi bir round daha geride kaldı, hepsi o, diyor Özgür Düşünce Gazetesi yazarı Tarık Toros.